bakalım. Buyurun. Hoş geldiniz. Kimdir lütfen? Buyurun, geçebilirsiniz. Yüzde Hanım. Evet, Özgüder. Buyurun. Volkan ben. Halkın Nazı programından koordinatörüm. Memnun oldum. Canlı yayın demişlerdi bize. Doğru değil mi? Evet, canlı yayın. Ekibim bir yerden oturup programı izleyebilir herhalde, değil mi? Tabii, arkadaş yardımcı olur. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Çıkalım. Biz de sizin makyajı alalım. Tamam, ben öncelikle sunucuyla görüşebilir miyim acaba? Tabii. Tamam. Yüzüde Hanım, nasılsınız? Nilfer'i ben. Nilfer Aslan, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Efendim, bize iletmek istediğiniz resim, kayıt, herhangi bir şey varsa... Ben her şeyi asistanınıza iletmiştim. Ha öyle, tamam o zaman bizimkiler hazırlarlar onları. Şimdi Güzide Hanım şöyle olacak. Ben önce programın açılışını yapacağım, sonra sizi tanıtacağım. Affedersiniz. Açılış konuşmasından sonra benden bir özür dilemenizi istiyorum. Anlamadım, pardon. Bakın bizim programın formatı gereği böyle vallahi bir şey... Sizin formatınız, programınız, kanalınız falan beni zerre ilgilendirmiyor. Zaten çok takip ettiğim bir program ve kanal değil açıkça söylemem gerekirse. Şimdi siz yalan bir haberi alıp gerçekmiş gibi yayınladınız ya. O sebeple bir özürü hak ediyorum diye düşünüyorum. Ama yok hayır ben özür falan dilemem diyorsanız o zaman ben hiç makyaj falan yapmayayım. Zaten çok işim var, büroya gideyim. Sonrasında... Kanalla mahkemede görüşürüm zaten. Tamam, siz sakin olun. Madem böyle bir şey istiyorsunuz, ben açılışı yaparken sizden özür dilerim. Hiç sorun değil. Yayında görüşürüz o zaman. Tamam, size teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok ince bir makyaj rica edeyim. Pek hoşlanmam çünkü. Tabii. Hoş geldiniz, sizi şöyle alalım. Teşekkürler. Pardon. Mikrofon takacağım. Aa, tamam. Süper. Teşekkürler. Kahve ister misiniz? Ses kontrolü tamam. Yok, hayır. Tamam. Sağ olun. Nilfer Hanım, biraz sağa gelir misiniz? Evet, bu. Teşekkürler. Evet, benim için görüş. 2-1, yayındayız. Sevgili izleyiciler, Halkın Namzı'na hoş geldiniz. Her zamanki gibi gündemi yorumlamak ve görünenin ötesini sizlere göstermek için bugün de buradayız. Bugünkü canlı yayın konuğumuz Sayın Avukat Güzide Özgüder. Güzide Hanım, geçtiğimiz günlerde bir hakime rüşvet verilmesine aracılık ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Efendim, hakkınıza çıkan iddialara karşı cevap hakkınızı kullanmak için... Affedersiniz. Çok özür dilerim, yayında... Acaba bölüyor muyum bilmiyorum ama önce bir özür dileyecektiniz benden. Elbette efendim, tabii ki. Sizin yorumunuzu almadan bu haberi... Yok, hayır. Nilfer Hanım, yorumumu almadığınız için değil. Konuşmuştuk ya dışarıda. Yani yalan bir haberi alıp gerçekmiş gibi yayınladığınız için... kanalınız adına benden özür dileyecektiniz ya. Nilfer Hanım, konuştuk ya. Elbette nasıl isterseniz efendim. Şaibeli bir sitede yayınlanan haberi alıp doğruluğunu araştırmadan yayınladığımız, yayınlamakla kalmayıp büyüttüğümüz, sizin kişisel haklarınıza, mesleki itibarınıza, onurunuza, şerefinize zarar verdiğimiz için hem şahsım hem kanalım adına sizden çok özür diliyoruz efendim. Güzel. Evet. Teşekkürler, güzel. Özür dilemeniz güzel. Evet, geri kalanı zaten mahkeme halleder. Evet efendim, şimdi konumuza geri dönelim lütfen. Sizi dinliyoruz. Buyurun. Teşekkürler. Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Hakkımda çıkan o asılsız yalan, yayınlananlar, söylenenler, her şey. Her şey gerçek dışı. Yani aslında bu bir organize komplo. Of, amma yorulmuşuz ha. Ay bittim, bittim. Bir de beni bu topuklularla yürüttün Azra ya. Benim iki tane arabam var kızım. Biz niye her yere yürüyoruz?
Kızım deli misin? Trafiği görmedin mi? Arabayla gitsek hala yoldaydık. Bir de park yeri derdi var. Onunla mı uğraşacaktık? Boş ver, iyi oldu. Şey? Hı? Yaşlı bir adam var diyordun. Nerede? Numan amca. Ya babam evde değilken pek durmuyor evde. Yakınlarda bir dernek mi ne varmış, Abanoslular Derneği diye. Herhalde çay kahve içiyor arkadaşlarıyla, orada takılıyor, bilmiyorum ki. Hı. O zaman kahveler senden. E yaparız artık. Su da getiriyorum. Buz gibi olsun. Tamam canım, tamam. İpek! İpek koş! Ne oldu? Yasal haklarınızı kullanmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki. Sonuna kadar. Bu olayla ilgili olan herkes hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Güzide? Yani hala bunu yayınlayanlar, yani sizin kanalınız, diğer televizyon kanalları... herkesi mahkemeye vereceğim. Güzide Hanım bakın, bir haber kanalı bakın, olarak... Bakın eğer doğru haber yaptığınızı iddia ediyorsanız... size gelen haberle ilgili bir şüphe duymanız lazım, değil mi? Nedir, ne değildir, altını bir deşmeniz lazım. Bana bir sormanız lazım. Yani sizin hakkınıza böyle böyle söyleniyor. Ne diyorsunuz demeniz lazım. Yaptınız mı bunları? Hayır, bana gelmediniz. Araştırmadınız da. Şimdi bu habercilik etiğine sığar mı? Bakın, şunu söylemem lazım. Bir vatandaş, bir hukukçu olarak... Yayıncılığın, daha doğrusu haberciliğin geldiği bu nokta siz ve sizin gibi kanalların bu sorumsuzca haber yapma alışkanlığıdır. Niye yapıyorsunuz bunu? Rating için mi? Çok haklısınız efendim. Tekrardan şahsım adına sizden bir kere daha özür dilerim. Efendim elimizde pazarlık yaptığınıza dair bir ses kaydı var fakat montaj olduğu doğrulandı. Evet. Ben bu raporu zaten arkadaşlarınıza iletmiştim herhalde. Evet efendim, lütfen ekranı alabilir miyiz? Bir dinleyelim. Konuşmanın aslı elimizde çünkü. Kızım montajlanan konuşmanın aslını dinleyelim diyor. Evet. Ben Gazanfer Bey'in bu olaylardan haberdar olduğunu hiç sanmıyorum. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Yazışmalar, vekalet ve dosyanızı hazırlayıp bana gelin. Ben o yazışmaları bir hakim beye ileteyim. O da gerekeni yapar zaten. Yüreğime su serptiniz gerçekten. İnşallah dediğiniz gibidir. İnşallah şu rüşvet işinden bir kurtulalım. Siz de davaya devam edersiniz artık. Tabii tabii. Yani sizin işiniz hallolur. Merak etmeyin. Evet. Kumpas için bana yollanan bu şahısla olan orijinal konuşma aslında bu. Bu konuşmanın içinden kelimeleri seçerek düzmece bir konuşma yaratmışlar tekrar. İpek kadın konuşmayı kaydetmiş. Kaydetmiş Allah'ın belası. Güzide Hanım, yıllarca hakimlik yaptınız. Şimdi de avukatlık yapıyorsunuz. Eminim ayağına bastığınız, menfaatine dokunduğunuz bir takım insanlar olmuştur. Fakat bu denli sistemli, planlı bir kötülük bana çok düşmanca geliyor. Kuşkulandığınız biri var mı acaba? Ya da şu yapmıştır dediğiniz herhangi biri? Eski eşiniz. Mesela öyle değil mi? Tarık Yenersoy bu komployu kurmuş olabilir mi? Evet, eski eşim Tarık Yenersoy'dan şüpheleniyorum. Peki elinizde bu şüphenizi destekleyecek bir kayıt, bilgi ya da bir resim vesaire var mı acaba? Yani açıklamam gerekirse birkaç gün önce bir ihbar aldım ben. Eski eşim Tarık Yenersoy ve yeğeniyle ilgili yani. İkisini bir olup benimle ilgili bir kumpas hazırlığı içinde olduklarına dair. Yeğeni dediniz? Büyük ablasının kızı. Bu iki şahıstan şüpheleniyorum açıkçası. Ben bu bilgiyi aldıktan sonra bütün konuşmalarımı da yani görüşmelerimi de kayıt altına almaya başladım. İhbar diyor ya. Nereden çıktı bu ihbar? Nasıl olacak Azra? Biri gitmiş size komplo kuruyorlar diye haber vermiş işte. İyi de kim? Ne bileyim ben. Kim olabilir? Sizin evden biridir muhakkak. İpek, ben kimseye bir şey söylemedim ki. Kim olabilir yani? Bak Güzide anlarsa çok fena patlarız. Yanarız ha. Ben sana söyleyeyim. Yeşim. Yeşim. Ah be Azra be. Ah be canım be. Seninle telefonda konuşurken duydu herhalde. Hemen gitmiş yetiştirmiş.
Allah'ın cezası kadın. Peki bu ihbarı yapan kim acaba size? Yani bu haber nereden gelmiş olabilir? Onu söyleyemem. Söyleyemem. Azra, Azra Allah kahretsin. Ne yaptın sen Azra? Ne yaptın? Dayım ondan habersiz iş çevirdiğimi duyunca mahvedecek beni İpek. Ne yapacağım ben? Dayım beni evden atacak. Ya tamam Azra, ne olur bir sakin ol. Sakinleşelim, ne yapacağımızı öyle düşünelim, tamam mı? Belki dayının da haberi yoktur, daha öğrenmemiştir, öğrenmeyecektir, bilmiyorum. İpek, telefon çalıyor. Dayım arıyor. Ne yapacağım? Açacaksın. Başka şansı mı var? Kaçabilir misin ki? Açacaksın. Alo? Azra, hemen ofise geliyorsun. Derhal, derhal! Dayı, ben... Kapattı. İpek kapattı. Ne yapacağım ben? Yani şimdi siz diyorsunuz ki görüşmelerimi kayıt altına aldığımdan dolayı bu kumpası ortaya çıkardım. Evet, evet doğru, doğru. Aslında bu benim hayatımda bir ilk değil. Ben daha önce de çok kumpasa uğradım. Yani şerbetliyim. O zaman pabuç bırakmamıştım. Şimdi de pabuç bırakmaya hiç niyetim yok. Vallahi bravo, büyük iş. Neresi bravo hocam? Tamam, Tarık'la yeğeni böyle bir plan kurmuşlar da uygulayamamışlar. Yakalanmışlar yani sonuçta, yakalanmasalar tamam da. Ne Tarık'ı, ne yeğeni? Ben Güzide'ye bravo diyorum. Güzide'ye mi? Evet. Yani günahım kadar sevmem ama Allah için mert kadın. Hiç gerevitesi yok, hiç, hiç. Helal olsun Güzide, helal olsun. Bak, her tarafa ayrı oynayan bir dostun olacağına böyle mert düşmanın olsun İko. Bak, bu kadın mert, cesur. Çıktı televizyona, hiç kıvırmadan bir bir anlatıyor olayları. Helal sana, helal. Güzide zeki kadınsın, akıllı kadınsın. Bravo. Bravo. Sözünün eri mert kadın. Ne diyorsa o. Hiç geri vites atmaz, cesur insan. Hem de fakir fukaranın annesi, bravo vallahi. Bu kadar mı cesur olur, bu kadar mı korkusuz olur? İko. Abartıyorsun. Pardon hocam. Sevgili izleyiciler, bugünkü canlı yayın konuğumuzda Sayın Avukat Güzide Özgüder vardı. Kendisi eski eşi Tarık Yenersoy ve yeğeninin kendisine karşı kumpas kurduğu iddiasıyla buradaydı. Yürü be Güzide abla, yürü be! Şunların iptiklerini pazara çıkarttın ya. Oh, içimin yağları eridi. Gel, gel. Tarık Bey, televizyon kanalından arıyorlar. Sizinle görüşmek istiyorlarmış müsaitseniz. Müsait değilim. Bir de haber sitesinden aradılar. Onlar... Sana müsait değilim dedim Tuğçe. Kimseyle görüşmeyeceğim, konuşmayacağım. Ben buraya hiç gelmedim. Sen de nerede olduğumu bilmiyorsun, tamam? Tamam Tarık Bey. Televizyoncular arıyor. Bağlayayım mı diyor. He, bağla. Ya biraz kafanızı çalıştırın kızım. Kafanızı çalıştırın ya. Lütfen. Çık, çık. Hadi, hadi. Şaka gibiler ya. Hadi. Aa, yok artık ya. Ay. Aa. Ne oldu? Başarını kutluyoruz. Başarını kutluyoruz abla. Konuşmanı, cesaretini. Tebrik ederim avukat hanım. Çok iyi konuştunuz. Çok teşekkür ederim. Bravo, çok iyiydiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol canım. Tebrik ederim Güzide Hanım. İftira atanların yanına bırakmadınız. Ay canım Canancığım. Teşekkür ederim yavrum. Sağ ol. Hadi. Güzide Hanım'ı karşıladık, kutladık. Herkes işinin başına. Hadi bakalım. Ya abla ben de kaçıyorum o zaman. Tamam ablacığım. Tamam. Evde görüşürüz. Sizin ev. Evet. Ne bakıyorsun? Gurur duyuyorum seninle. Teşekkür ederim. Programı beğendin mi? Çok. Çok. Şahaneydin. Ne söylemen gerekiyorsa hiç kıvırmadan takır takır söyledin.
Acaba Tarık'ın adını hiç geçirmese miydim ya? Canlı yayın ya. Azra'nınkini söylemedim ama Tarık Yener Soy diye söyledim ya. Acaba o fazla mı oldu? İlk sen söylemedin ki Tarık'ın ismini. Sunucu telaffuz etti. Eski eşiniz Tarık Yener Soy, değil mi? Hı. Ama yeğenin adını söylemediğin iyi oldu. Evet, belki de çocuğun suçu yoktur. Bence var. Da neyse bu. Tarık düşünsün ne yapacağını bundan sonra. İzlemiş midir sence? Kesin. Nasıl panik olmuştur o biliyor musun? Kara kara düşünüyordur şimdi. Evet. Anahtar diye bir şey var ya, anahtar. Herkes alıp kullanmalı bunu. Ya bu böyle vız 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 vız. Geldim. Buyurun, kime bakmıştınız? Azra Yanar burada mı oturuyor? Evet, benim. Bu size. Nedir bu, nereden geliyor? Savcılıktan tebligat. Savcılıktan mı? Şuraya bir imza lütfen. İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin. Sağ ol. Şunu şuraya bırakıyorum. Güneş Öz dosyası. Hatırlıyorsun. Ay. Eksiği var mı diye sana sormuştum. Ay yani. İflas dosyası değil mi? Vallahi aklımdan çıkmış Sezai. Kusura bakma ne olursun. Yok, acelesi yok. Ne zaman müsait olursan o zaman bakarsın. %55. Ne var acaba içinde? Tarık'la ilgili bir şey belki daha. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani Yeşim başka bir şey niye saklasın? Tarık'la ilgili bir şey olmalı. Tamam, numara var da postanenin yeri belli değil, değil mi? Ha, o bana söyledi. Bu merkezdeki büyük postane var ya, oradaymış. Efendim Gülsüm. Alo Tarık Bey, sizin hakkınızda konuştular da haber vereyim dedim. Benim hakkımda mı konuştular? Ne dediler peki? Yeşim posta kutusu tutmuş, benimle alakalı bir şey koymuş. Bir dakika, bir dakika Gülsüm, bir dakika. Tane tane konuş, tane tane. Hangi postane? Şu merkezdeki büyük postane mi? Tamam. Eski bina, tamam. 455 numaralı kutu. Tamam, anladım. Kapat, kapat. Aferin Gülsüm. Aldığın para son kuruşuna kadar helal olsun senin. Helal olsun, devam et böyle. Şimdi bittin Yeşim. Şimdi bittin, bitirdim seni. Epey baktım gerçi ama bir eksiği yok değil mi? Yok, tamamdır bence de. Sunalım biz bunu mahkemeye. Evet ya, geç bile kaldık. Kim arıyor? Bilmiyorum. Tanımadığım bir numara. Efendim buyurun. Güzide Hanım. Evet benim, buyurun. Tanımadınız tabii değil mi?
Tanıyamadım. Numaranız kayıtlı değildi herhalde. İsminiz çıkmadı. Azra ben. Azra? Tarık'ın yeğeni Azra. Tarık'ın yeğeni Azra. Savcılığa şikayet ettiğiniz Azra. Evet Azra'cığım, tabii ki. Yani savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu attığınız iftiranın bir karşılığı olacaktı herhalde, değil mi? Peki sizin benim aileme yaptıklarınızın bir karşılığı olmayacak mıydı? Benim babam öldü sizin yüzünüzden. Annem hastane köşelerinde can çekişiyor. Sırf sizin... Ya bir dakika kızım, bana bak. Senin bu dayın sana ne söylüyor, nasıl söylüyor bilmiyorum ama sen büyük bir yanılgı içindesin. Ya dolduruşa gelme kızım. Yoksa bu iş mahkemede bitecek. Ya sen daha gençsin, toysun. Nerede biterse bitsin Güzide Hanım. Sizden mi korkacağım? Valla mahkemeye çıkınca korkuyor musun, korkmuyor musun görürüz. Sizin tehditleriniz beni korkutmuyor Güzide Hanım. Benim arkamda dayım var, anladınız mı? Yalnız değilim ben. Dayım beni korur. Ha, dayın var arkanda, ha? Seni korur. Bana aileme yaptıklarınızın hesabını bir bir soracağım Güzide Hanım. Ben de dayım da. Aa, ben sana laf anlatamayacağım galiba kızım ya. Ne yaparsanız yapın, hadi bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? Alo, söyleyeceklerim bitmedi Güzide Hanım. Alo. Ne oluyor Azra? Niye bağırıyorsun Güzide diye? Yüzüme kapattı ya. Sen Güzide'yi mi aradın? Aradım tabii dayı, bak ne yapmış. Savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. İfadeye çağırıyorlar beni. Ne dedin sen? Yani Güzide'yi arayıp ne söyledin? Ne diyeceğim dayı? Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin dedim. Dayım benim arkamda dedim. Ah Azra, ah Azra, ne yaptın sen ya? Ne yapmışım dayı? Allah kahretsin. Dayı ne yapmışım? Ne yaptım ki ben? Ya kız tehdit ediyor beni. Dayısı arkasındaymış. Ne bu ya? Bir de bu eksikti şimdi. Ya cahil kız gaza gelmiştir. Onun lafıyla mı hareket edecek? Ya dayım arkamda diyor. Dayım beni korur diyor. Ne yapıyor bu Tarık? İnsanları doldurup doldurup bana mı yolluyor? Ne yapıyor bu? Ya göreceğiz kim kimin yanındaymış, arkasındaymış. Sakin ol. Ben bu posta kutusuna gidip bakacağım ya. Bakacağım yani, eğer Tarık'a ait bir dosya, bir evrak falan varsa orada alacağım, kullanacağım. Ben bıktım bu Tarık'tan. Güzide şimdi postaneye falan gitmeye kalkacak. Yok hayır, gideceğim ya Sezai'ye, gideceğim, bakacağım ya. Bakacağım, tamam. Tamam. Merhabalar. Sağ olun, buyurun. Ben avukat Güzide Özgüder. Bu da müvekkilim Yeşim Denizeren'in vekaletnamesi. Burada bir kiralık posta kutusu varmış kendisine ait. Ona bir bakacağım. Ben kimliğimi de verdim size. Buyurun kimliğim. Bu da posta kutusunun kartı. Thank you.